Bir hap sadece sabah bulantısını geçirecekti ama binlerce bebeğin kolu, bacağı hiç oluşmadı. Tıp tarihinin en kara lekelerinden biri, talidomide faciası. 1950'lerin sonunda sabah bulantılarını hafifletmek için zararsız diye sunulan bir ilaç vardı. Talidomide. Milyonlarca hamile kadına reçete edildi. Ama kimse bu ilacın tıp tarihine bir kabus olarak geçeceğini bilmiyordu. İlacı kullanan annelerin bebekleri kısa kollarla ya da hiç gelişmemiş uzuvlarla doğmaya başladı. Tıp dünyası şoktaydı. Onlarca ülke bu ilacı kullanıyordu ama kimse nedenini anlayamıyordu. Ta ki bir Avustralyalı doktor olan William McBride gerçeği ortaya çıkarana kadar. 1961'de bağlantı kanıtlandı ve talidomide piyasadan çekildi. Ama çok geçti. Dünya çapında 10 binden fazla bebek etkilendi. İlacın bazı ülkelerde hala kullanılıyor olması ise bu trajediyi daha da derinleştiriyor. Türkiye bu faciayı yaşamadı çünkü bir doktor, Profesör Doktor Şükrü Kaymakçalan, ilacın yeterince test edilmediğini fark etti ve ruhsat vermedi. Onun bu kararı binlerce çocuğun hayatını kurtardı. Talidomide faciası tıp tarihinde kara bir leke. Ama aynı zamanda bir uyarı, bilimsel etik, denetim ve insan hayatı. Hepsi bir ilaç kutusunun içinde unutulmamalıydı ve artık asla unutulmuyor. Bu zararsız denilen ilaç, o dönemde 10 binden fazla çocuğun fokomeli denilen ciddi doğum defekleriyle doğmasına neden oldu. Bu aslında iyimser bir tahmin. Gerçek sayı çok daha fazla olabilir. Sakat kalan çocukların ailelerine ve kendilerine 1960'tan bu yana 100 milyonlarca mark tazminat ödendi. Ama hala binlerce talidomide mağduru 50'li yaşlarında hayatta. Bu korkunç hikayenin bir mağduru da Grammy ödüllü sanatçı Thomas Quasthoff'tu. Tarih asla unutmamalı, tıp asla tekrar etmemeli.